Geçenlerde yeni çıkan bir bilim kurgu filmi izledim. I Am Mother. Dünyadaki tüm insanları yok eden büyük bir olay sonrasında geçiyor bu film. Olayın öncesinde yerin altında yapılan korunaklı bir yere 63 bin insan embriyosu saklanmış. Bir robot bu embriyolardan birini alıp büyütmeye başlıyor. Filmdeki hikayenin bundan sonra anlatacaklarımla pek bir ilgisi yok ama sadece bu açılış sekansı aklımda bazı soruların oluşmasına yol açtı. Dış dünyaya tamamen kapalı bir ortamda doğan bebekler ileride nasıl bir insan olurdu acaba? Böyle bir ortamda hiçbir insanla görüşmeden o bebekleri büyütebilmek mümkün olsaydı birbirleriyle nasıl iletişim kurarlardı? Aralarında hangi dili konuşurlardı? Tabii bu sorular ilk kez benim aklıma gelmedi. Tarih boyunca pek çok kez yeni doğmuş bebekler herkesten izole edilerek üzerlerinde çeşitli deneyler yapılmış. Bu sırada onların dış dünyayla yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir dilde iletişim kurulması engellendiği için bu girişimlere dil yoksunluğu deneyleri adı veriliyor. Amaç konuştuğumuz lisanın kaynağını bulmak ve daha da derinlerde insan doğasının temellerini anlamak. Tabii böyle bir şeyi anlayabilmek için bebekleri izole etmek son derece etik dışı bir davranış. O yüzden Roger Shattuck gibi kültür tarihçileri bu tür deneylere başka bir isim vermeyi tercih etmiş. Yasak deney. Yazılı kaynaklarda yasak deneylerin ilk örneğini bize tarihçi Herodot veriyor. M.Ö. 600 civarında Mısır firavunu 1. Psamtik, yeni doğmuş iki bebeğin anne babasından alınıp bir çobana verilmesini emretmiş. Çobanın bu bebeklerle konuşması kesinlikle yasaklanmış. Ancak bebekler kendi aralarında bir dil geliştirmişler ve icat ettikleri bu yeni dilde ilk söyledikleri kelime Bekos olmuş. Bu kelime Mısırlıların dilinde yokmuş. O yıllardan çok daha önce Anadolu topraklarında yaşamış olan Friglerin konuştuğu dildeki ekmek kelimesiymiş. İşte bu yüzden o dönemin Mısırlıları kendilerinin ve dillerinin kaynağının Frigya olduğuna inanmışlar. Yaklaşık 1800 yıl sonra 13. yüzyılda 2. Frederick tarafından yapılan bir başka deneyde de yine ailelerinden ayrılan bebekler minimum insan etkileşimiyle yetiştirilmişler. Sadece temel ihtiyaçları giderilmiş ancak kendileriyle kesinlikle konuşulmamış. Neden biliyor musunuz? Ana dili diye bir şey varsa bu bebeklerin ana dilinin hangi dil olacağı merak edilmiş. Yaptıkları tahminleri söyleyeyim mi? Sırasıyla o bebeklerin ya İbranice, ya Yunanca, ya Latince ya da Arapça konuşacakları düşünülmüş. Bunlar kutsal kitapların ya da antik metinlerin dilleri. Dolayısıyla onların bu tahminlerinden de sizin kolaylıkla çıkartabileceğiniz gibi 2. Friedrich'in asıl amacı Adem'le Havva'nın hangi dili konuştuğunu keşfetmekmiş. Tüm bu olayları aktaran Salim Bene adlı tarihçi o bebeklerin hangi dili konuşmayı öğrendiğini bize söylemiyor ama onlar üzerinde bu deneyleri yapan kişilerin zalimliklerini tüm ayrıntılarıyla yazıyor. Daha sonraki yüzyıllarda buna benzeyen deneylerle olmasa bile doğal şekilde izole olarak yetişmek zorunda kalan başka çocuklar da oldu. Doğada insanlardan uzak bir şekilde tek başına büyüyen vahşi çocuklar. İnsanlarla temas etmedikleri için bizim konuştuğumuz türden bir dil yeteneği onlarda hiç gelişmemiş. Ukrayna'da bulunan Oksana adlı bu kız köpeklerle birlikte büyüdüğü için onların konuştuğu dilden iletişim kurabiliyor. Bugüne kadar sadece köpekler tarafından değil, ayılar, koyunlar, inekler, keçiler ve hatta deve kuşları tarafından büyütülen başka bebekler de bulundu. Bu bebekler doğal olarak beraber büyüdükleri bu hayvanlara benzer davranışlar geliştirmeye başlamış. İnsanların arasına katıldıktan sonra pek çok şeyi öğrenseler de çoğunun dil yetenekleri hiçbir zaman gelişememiş. İzole olmanın doğuştan gelen zorunlu bir yolu daha var. Sağırlık. Etrafında işaret dili bilmeyen kişiler olduğunda sağır çocukların kendi dillerini geliştirmeye çalıştıkları gözlenmiş. Mesela bu gördüğünüz Nikaragualı çocuklarla 1980 yılına kadar hiç iletişim kurulmamış. Sağırlıkları nedeniyle doğuştan izole olmuşlar. Nikaragua devriminden sonra onları ülkenin ilk işitme engellilere özel okulunda bir araya getirmişler. Kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için işaret dilini öğretmek istemişler. Yani bir anlamda o zamana kadar kendi odalarında dış dünyadan izole bir şekilde yaşayan 100 ayrı bebeği aynı çatı altında toplamışlar. Fakat artık onlar birer bebek değil de çocuk oldukları için bu amaçlarını gerçekleştirememişler. İşaret dilini onlara öğretememişler. Onun yerine ne olmuş biliyor musunuz?
Çocuklar kendi aralarında el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak yeni bir işaret dili icat etmiş. Bu kez onları anlamak isteyenler dil uzmanlarını çağırarak bu yeni dili çözmeye çalışmışlar. Dil uzmanlarının söylediğine göre çocukların geliştirdiği bu yeni dil şaşırtıcı derecede karmaşık ve çok da zengin bir dilmiş. İletişim için aslında sese ihtiyaç yok. İletişim insanlığın ortak mirası. İnsan olmanın kaçınılmaz sonucu. Günümüzde hala dillerin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl bugünkü haline evrildiğini tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Konuşmak, sahip olduğumuz bilgileri paylaşabilmenin en temel yolu. Language needs company. Language needs a community. Language needs some sort of a trigger. Bu tetikleyici sadece çok sayıda insanın bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktan ibaret değil. Lingüistler bu tetiklemenin en etkili şeklinin kendi aralarında bilgiyi paylaşmak zorunda olan bir grup olduğunu düşünüyor. Yani biz bilgiyle besleniyoruz ve öğrendiklerimizi paylaşabilmek için de konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Sırf bunun için 6300 çeşit dil icat ettik. Bu dillerden en yaygını olan İngilizce ile ilgili kısa bir sponsor arasından sonra video devam edecek. Çünkü İngilizceyi öğrenmek isteyenler için videonun sponsoru Cambly'nin bir yöntemi var. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir konuşarak İngilizce öğrenebileceğiniz bir uygulama. Uygulamayı ön plana çıkaran özellikler, abone olmadan deneme dersi yapılabilmesi ve abone olduğunuzda da istediğiniz yerden ve istediğiniz saatte derse katılabilme ve gerektiğinde ders haklarını dondurabilme imkanı. Bu sebeple zamanını verimli kullanmak isteyenlerce çokça tercih edilen bir öğrenme yöntemi. Özellikle de yoğun tempo içinde olan ve İngilizce vasıtasıyla kariyerlerini geliştirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak veya İngilizce sınavlarına hazırlık yapmak isteyenler tarafından. Cambly'nin bu video vesilesiyle size vermek istediği özel bir mesajı var. Takipçilerinin uzun süredir beklediği bir haber. İşte o mesajı bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. İlgilenenlere duyurulur. Videonun başında sizlere I Am Mother adlı bir filmden bahsetmiştim. Bir robot tarafından yetiştirilen bir çocuğun hikayesi. Filmdeki robot çocukla bir anne gibi iletişim kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla tıpkı bir insan gibi onunla konuşuyor. A big, big family. All together. Would that make you happy? Çocuğun farklı bir dil icat etmesine gerek kalmıyor. Hayatı bir robotla konuşarak öğrenmeye çalışıyor. İşte bu derslerden birinde sizlere daha önce başka bir videomda detaylı bir şekilde aktardığım tramvay probleminin çok modernleştirilmiş bir versiyonu da var. Tramvay probleminde sorulan bir kişinin mi yoksa beş kişinin mi ölümüne yol açmak istersin sorusunun cevabını tartışırlarken konu oldukça ilginç bir noktaya gidiyor. I, a life-saving doctor, might be giving my life for people who are murderers or thieves, who end up harming more people due to my sacrifice. You don't feel that every human has intrinsic value and an equal right to life and happiness? I did last month when you were teaching Kant. Bebekleri bir yere kapatıp onları dış dünyadan izole ettiğinizde neler olacağı tarih boyunca hep merak edilmiş. Bu konuda etik dışı onlarca deney yapılmış. Tüm bunlar ana dil dediğimiz şeyin kaynağını bulmak için. Aslında daha da derinlerde insan olmanın ne olduğunu anlamak için. Belki de bunun yolu başkalarını değil de zaman zaman kendimizi izole etmekten geçiyor. Belki bu şekilde daha çok düşünmeye başlarız, okuduğumuz kitaplarla konuşuruz, böylelikle kendi dilimizi geliştiririz. I am mother, ben anayım demek ya, biz de kendi ana dilimizi buluruz. O dil, Mısır Firavunu'nun şüphelendiği gibi Anadolu topraklarında bir zamanlar yaşamış olan Friglilerin konuştuğu dil değil. Az önceki sahnede referans verilen felsefeci Immanuel Kant'ın söz ettiği bir dil. Bütün dil düşüncenin imlenmesidir demişti bir zamanlar. Düşünmek bir insanın kendi kendisiyle konuşmasıdır. Bir insanın geliştirebileceği en üst seviye dil bu olsa gerek. When I was a kid, my dad used to say, don't let anything stand in your way, stand tall, think clear, don't let them see ain't to fear.